Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları'nın Çalıştay'ın ikinci günündeyiz. Akşam saatleri istişare toplantısı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde ilk gün saha çalışması. Belediye başkanlarımız ilk gün sahadaydı. Bugün istişare toplantısı. Yarın finalle sona erecek efendim. Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem Gül yanımızda. Evet. Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sivas'a hoş geldiniz. Genel Başkan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının düşük olduğu bölgelerde seçiyor. Bunun örneği Kayseri'ydi, Gaziantep'ti, Van'dı, Afyon'du. Saha çalışmaları yapıyorsunuz. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Bütün gönüllere girmemiz gerekiyor diyor. Evet. Sivas sizi nasıl karşıladı başkanım? Ben Sivas bizim Türkiye açısından çok önemli bir kentimiz. Bir kere geçmiş uygarlıklara ait eserler, izler var. Cumhuriyet'in kuruluşu var. Ve sonrasında da yani Atatürk'ün özel olarak izleri var. Sonrasında da genel başkanımız da aslında açılış konuşmasında söyledi. Sivas'ın hem sevinçleri var, hem zaferleri var ama hem de acıları da var. Yani bütün bu halkın olduğu gibi. Dolayısıyla Sivas'a gelmek bizim için özel bir şey. Özel bir şehir Sivas. İyi karşıladı. Ben iyi karşıladı diye düşünüyorum. Tabii ki bizim görüştüğümüz her selamımızı alan bize oy verecek değildir. Bu zaten eşyanın tabiatına aykırı bir şey ama insanlarda bir düşünmeye başlamak, bir sorgulamak, yaşadığı hayatın mutsuzluğu nedeniyle kendini bir hesaba çekmek duygusu olduğunu gözlerinden ve tavırlarından anlıyoruz. Bunun tamamı CHP'ye oy olarak dönmek durumunda değil ama en azından daha Türkiye'nin daha yaşanabilir, Sivas'ın hakkı olan, Türkiye'nin hakkı olan bir iklime doğru arayış olduğunu söyleyebilirim. Sayın Başkanım, çok vaktinizi almadan son olarak şunu söyleyeceğim. Buyurun. Yorgunsunuz, biliyoruz. Rica olsun, olsun. Türkiye bir değişim atmosferine girdi mi? Sivas'ta da bir değişim hissettiniz mi? Bence girdi, girdi. İnsan tavırlarında girdi. Gençlerle girdi. Belki kadınlarla girdi. O ailesini ayakta tutmak için sorgulayan, ailesine çocuklarını ayakta tutmak isteyen kadınların bilinçleriyle girdi. Daha da girecek ama bu en azından bu değişim başlamıştır diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.